Kripto Nefsan hepinize merhabalar. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri dün 47. başkanını seçti ve Donald Trump bir dönem arayla ikinci kez ABD Başkanı olduğu Kamala Harris'e karşı büyük bir üstünlükle zafer kazanarak başkanlığını ilan etti. Ve kripto para dünyası da çok hızlı ve olumlu bir tepki gösterdi. Başta Bitcoin olmak üzere birçok kripto para birimi rekor üstüne rekor kırdı. Bitcoin all time high'i tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. 75 bin doları aştı ve şu anda da hala Bitcoin başta olmak üzere birçok kripto para yeşil bir grafikle devam ediyor. Milyonlarca Amerikalı'nın ve tüm dünyanın da aklı ekonomideydi. Ve seçimin ardından Dow Jones inanılmaz bir yükseliş gösterdi. Açılıştan kısa bir süre sonra 1000 puandan fazla rekor bir seviyeye ulaştı. Hemen ekranlarımıza rakamları getirelim. Bu bize Dow Jones'un Tek bir günde 1000 puandan fazla sıçradığı Kasım 2022 yılını hatırlattı ve şu anda da yine aynı rakamları görmüş olduk. Hem hisse senetleri hem kripto para birimleri için gerçekten tarihi bir gün yaşandı seçimin ardından bu ilk günde. Bu noktada bize Trump'ın seçilmesinin piyasaya nasıl bir etki yarattığını özetleyecek olursak Dow Jones'un 2 yıldaki son 2 yıldaki en büyük bir günlük kazancı olduğunu görmemiz Trump'ın piyasaya ne derece olumlu bir etki yarattığının en büyük resimlerinden birisi aslında. S&P 500 grafiğine baktığımızda ise Amerikan dolarını yükselten Nasdaq de artıyor ve bunun nedeni Trump'ın politikalarının piyasaya genelde olumlu fayda sağlayacak politikalar olması ve her zaman kurumsal Amerikalıların, şirketlerin Kısacası sermayenin büyük bir dostu olarak görünmesi piyasaya da bu şekilde rakamlarla yansıdı. Biliyorsunuz Trump kurumlar vergisi oranını şu anda %21 olan kurumlar vergisi oranını %15'e düşürme vaadinde de bulundu. Bu vaat de aslında piyasaya olumlu etki eden faktörlerden birisi oldu. Banka hisseleri de bugün büyük bir yükselişle günü tamamladı. Ayrıca kripto para birimleri de tabii ki büyük bir yükselişe geçti. Kendisini kripto başkanı olarak adlandırıyordu Trump ve Amerika Birleşik Devletleri'ni dünyadaki en büyük kripto piyasası yapmak istediğini söylediğini hatırlıyorsunuz. Bu sözler tabii ki seçimin ardından Bitcoin'in 75 bin doların üzerine çıkmasına büyük bir etki sağladı. Seçim belirsizliği de kripto para piyasasını gitgide sıkıştırmıştı ve özellikle son 3-4 haftadır kripto para birimlerinde büyük bir durgunluk söz konusuydu. İşte seçimin ardından birçok yayınımızda belirttiğimiz uzun süredir beklediğimiz Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçiminin ardından kripto para piyasası borsalar ve tüm finansal piyasalar aylardır sıktıkları kemeri bıraktılar ve sadece bir gecede büyük bir rahatlama gördük. Videoyu noktalamadan önce size son bir soruyla veda etmek istiyorum. Trump daha öncesinde biliyorsunuz bitcoin ile Ilgili olumsuz söylemlerde bulunmuştu. Ancak ardından seçim yaklaştıkça Bitcoin'i benimseyeceğini, destekleyeceğini, hatta kriptoya sürekli büyük darbeler vuran SEC başkanı Gary Gensler'ı görevden alacağını da belirtmişti. Peki sizce Donald Trump bu sözlerini göreve geldiği andan itibaren tutabilecek mi? Söylediği gibi Gary Gensler'ı görevden alacak mı? Amerika Birleşik Devletleri'ni kripto para cennetine çevirecek mi? Tahminlerinizi bekliyoruz. Tabii ki önümüzdeki günlerde Trump'ın hamlelerini gün be gün sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Kripto para dünyasındaki tüm gelişmeleri anında öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.